Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Böylelikle bir gün önce emniyetin üst düzeyinde, İçişleri Bakanlığı bağlı emniyetin üst düzeyinde çok önemli atamalar yapılmıştı. 52 ilin emniyet müdürü değiştirilmişti. Bugün de 3 Ağustos'ta silahlı kuvvetlerin üst kademesinde çok önemli değişiklikler yapıldı. Bu ikisini bir arada işleyip ne anlama geldiklerini, neye işaret ettiklerini göreceğiz ama ben şu son değişiklikleri sizinle paylaşmak istiyorum çünkü önemli. Hatırlayacaksınız bir süre önce bir yayın yapmıştık. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı olduktan sonra, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanlığı atandıktan sonra teamül gereği Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'in onun yerine geçmesi, en azından vekaleten geçmesi gerekirdi. Bu olmadı. Sadece Kara Kuvvetleri Komutanı olarak Genelkurmay Başkanlığı Başkanıymış gibi onun da görevlerini üstlenecek şekilde bir kararname çıkmıştı. Ve oradan hareket ederek biz demiştik ki Musa Avsever muhtemelen emekli olacak. Şimdi sağlık sorunları falan söz ediliyor ama başka nedenler de var. Neyse geleceğiz. Musa Avsever emekli oldu. Metin Gürak yine o yayında size tahmin ettiğim şekliyle Metin Gürak, Orgeneral, 2. Ordu Komutanı, Genelkurmay Başkanı oldu. Bunun anlamına da dediğim gibi ne anlama geldiğinde birazdan geleceğiz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Musa Avsever'in yerine Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı da değişti. Önemli. Yani bir Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı yenileri atanmış oluyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan emekli oldu. Yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Ziya Cemil Kadıoğlu geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun da gidebileceği söyleniyordu. Emekli olabileceği fakat Oramiral Tatlıoğlu yerinde kaldı. Bunlar önemli değişiklikler. Bunların anlamına gelince gördüğümüz kadarıyla Erdoğan daha muharip sınıflara dayalı bir şey, bir Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek kademesi kurmuş durumda. Şimdi şunu eğri oturup doğru konuşalım. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Hulusi Akar yönetiminde ordunun geri kalanı, hani tasfiye edilenler dışında işte Fethullahçı vesaire, sadece Fethullahçılar tasfiye edilmedi. O arada pek çok başka subay da tasfiye edildi. Solcu olduğu bilinen ya da işte ne bileyim fazla Atatürkçü falan bulunan ama esas Fethullahçılardı. Biraz toplama bir ekip kuruldu. Toplama ekip. Yani başka türlü emekli edilecek, kadrosuzluk nedeniyle emekli edilecek filan pek çok kişi hayal edemeyecekleri yerlere geldiler. Bu darbenin şeyiydi, yani etkisiyle, darbe girişiminin, özür dilerim, etkisiyle geldiler. Şimdi bu Yüksek Askeri Şura'yla hem hele 3. defada Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Erdoğan ordunun yeniden tasarımı, yeniden dizaynı için bir adım atmış görünüyor. Burada da muharip sınıflar öne çıkmış oluyor. Yani işte şey olduğu için demiyorum, yani küçümsediğim falan için değil. Diyelim lojistikten gelen, ondan sonra başka sınıflardan gelen şeyler değil de daha çok muharip sınıflardan, savaşçı sınıflardan gelen askerler, komutanlar yükselmiş görünüyor. Bunun en somut örneği Metin Gürak. Metin Gürak gerçekten kariyeri boyunca hep şeyde, sahada yer almış bir komutan. Hem sahada hem de aslında karargahtayken de sahaya ilişkin, yani eyleme ilişkin bulunmuş bir komutan. En son hatırladığımız 15 Temmuz günü, hani bu zırhlı birliklerin, tankların filan sokağa çıkmamasını sağlayan komutanlardan biri. Yoksa çok daha başka türlü seyredebilirdi işler. O. Ama sonra Libya meselesi olduğunda Genelkurmay 2. Başkanıydı o zaman Metin Gürak. Ve bütün Libya harekatını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metin Gürak koordine etti. Hatta 6 ay boyunca gitti, orada Libya'da yaşadı. Sonra geldi
Burada 2. Ordu Komutanı oldu ve 2020'den itibaren, bakın bugün bu sene 3. senesi, biliyorsunuz 2020'den sonra bir şey oldu. Hani 2020 Ocak ayında tam bu Covid şeyleri falan patlamadan orada Rus uçakları 34 askeri şehit etmişti. Biliyorsunuz Suriye'de. Ondan sonra pek çok değişiklik oldu. Orduda da, taktiklerde de. İşte o zamandan bu zamana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Irak'ta Milli İstihbarat Teşkilatı ile birlikte yürüttüğü PKK'ya karşı, IŞİD'e karşı operasyonların tamamının da koordinasyonunu Metin Gürak sağladı. Orada 2. Ordu Komutanı olarak. Çünkü 2. Ordu biliyorsunuz bütün Doğu, Güneydoğu, Suriye, Irak, İran sınırı 2. Ordu Komutanlığı'nın etkisi ve yetkisi altında. O süreçte bir de deprem yaşandı biliyorsunuz. Kahramanmaraş depremi, 55 bin kişinin, maalesef 55 bin kişiyi kaybettiğimiz. Orada da aykırı bir harekette bulundu Metin Gürak. Ama bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Merkezden talimat gelmemesine karşı, kendi yetki sınırları içinde askerlerin en azından enkaz kaldırma çalışmalarına bir ölçüde katılmasını sağladı. Kendi yetki sınırları içinde. Bu herkesin, her komutanın yaptığı da bir şey değildi. Metin Gürak şu anda hakikaten son zamanlarda en muharip komutan olarak Genelkurmay Başkanı oldu. Genelkurmay Başkanı oldu. Az önce söylemiştim, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak da, yeni Hava Kuvvetleri Komutanı olarak da Muharip Hava Kuvvet Komutanı Kadıoğlu'nun, Orgeneral Kadıoğlu'nun atanmış olması da yine bu çerçevede bir şeye uyuyor. Yani bir yere oturuyor. Burada yükselme ölçülerine bakıyoruz. Muhariplik birinci sırada yer alıyor. Yani muharip sınıftan gelme, işte topçudur, piyadedir, özel kuvvettir. Efendim, yani diğer şeylerde de, sadece bu komutanlar için demiyorum, daha alt kademelerde de. Bir başka kriter daha var. Şimdi arkadaşlar, Erdoğan'ın önünde bir kısa ve uzun erimli hedefler var. Kısa erimli hedef 31 Mart yerel seçimleri. Şimdi emniyetteki atamalara geleceğiz. Emniyetteki atamalarda sanki o yerel seçimlerin bir izleri var. Yani oraya yönelik bir şey var. Ama bir de uzun erimli şey var. Anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği ve ekonomik krizden çıkış. Şimdi ekonomik krizden çıkış eğer sağlanabilirse, ki Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı bugün işte enflasyon oranı %47 küsur yine çıktı, yükseldi zaten, bekleniyordu. Ondan sonra dedi ki 2024'ün ikinci yarısında düşmeye başlayacak enflasyon. Şimdi bu durumda, yani Türkiye ekonomisini bir toparlayabilirse, dış politikada, dış ve güvenlik politikasında yeni ufuklara açılabilir. Yoksa açılma yeteneği olmadığından değil, para yok. Yani çok açık bir şekilde, hani Napolyon demiş ki 3 şey önemli savaşı kazanmak için, ne demişler? Para, 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 meşhur laf. Bunun da bir etkisi var, yani yok diyemeyiz. Dolayısıyla Erdoğan böyle, hani o 5 yıllık görev süresi için seçildi. O 5 yılda böyle biraz uzun vadeli bakmak istiyor. Yani muharip sınıflara dayalı, efendime söyleyeyim, 65 yaş sınırına gelmeyen, mesela Musa Avsever'in durumunu, hani biraz sağlık nedeniyle bağlanıyor ama Musa Avsever'in zaten zannediyorum Ekim ayında 65 yaşı dolduruyor. Yani Yaşar Güler bir yıl uzatılmıştı. O bile çok tartışmalara yol açmıştı biliyorsunuz. Ama Musa Avsever'in zaten böyle bir durumu yok. Öteki tarafta da baktığımız zaman hep 65 yaş sınırına gelen, ne bileyim 2 yıl sonra 65 yaşını dolduracak olan filan, o komutanlar çoğunlukla gitmiş emekliye ya da kadrosuzluk nedeniyle, işte ya da yaş haddinden emekliye sevk edilmiş. Öyle görüyoruz. Daha genç bir kadro. Daha genç, daha muharip bir kadro. Yani kurulan şey bu. Kurulan şey bu, çünkü Erdoğan'ın uzun vadeli, anayasa değişikliği dahil, hedeflerine daha uygun bir kadro. Gelelim kısa dönemli emniyetteki atamaların burada rolüne. Şimdi 52 il emniyet müdürü değişti biliyorsunuz. 24'ü bunların aktif görev alınmadı, merkeze alındı. Yani verilmedi aktif görev, merkeze alındı. Yani hani bizim bürokratik lisanla kızağa çekildi.
kızağa çekildi. Şimdi bu da yeni bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Süleyman Soylu, önceki bakan Süleyman Soylu'nun ekibini temizlediği, tasfiye ettiği olarak yorumladı. Aslında tabii Ali Yerlikaya bir liste sunuyor. O liste tamamen Erdoğan tarafından kabul edildi mi edilmedi mi onu bilmiyoruz. Erdoğan'ın imzasıyla bütün bu atamalar yapılıyor. Gerek komutanların gerek polis müdürlerinin. Şimdi orada tamamının Soylu ekibinden olduğunu söylemek mümkün değil. Ama diyeceksiniz ki ya arkadaş zaten son 7 yıldır Soylu görevde. Yani bütün atamaların altında onun da imzası var. Doğru. Doğru. Orası doğru. Fakat başka bir ortak nokta var. Şimdi bu yeni atamalar içinde mesela İstanbul, Adana, Antalya emniyet müdürleri yok. Mesela Ankara, İzmir falan başka pek çok büyük şehrin var. Bu üç önemli şehrin yok. Çünkü onlar aslında Soylu'nun tercih etmediği isimler. Ve başka bir şey söyleyeceğim. Biraz belki yani tuhaf gelebilir size. Ya bu şeylerin genel olarak hatta içinde çok tartışmalı, tartışmaya daha ilk günden yol açan Engin Dinç, Ankara Emniyet Müdürü, işte Hrant Dink cinayetinde, Ankara gar katliamında filan istihbarat ihmali filan olduğu tartışmaları altında. Hatta birinden soruşturma da geçirmişti filan. Ama genel olarak daha az partizan bir ekip olarak biliniyor. Yani gelen polisler. Daha az partizan ekip ne demek? Hani gelen talimatları yaparken bir yandan ya acaba bizim bakan ne diyecek filan düşünmeyecek şeydi. Yani ne Ali Yerlikaya zaten siyasi kökten gelen birisi. Bürokrasi kökünden, İstanbul Valiliğinden geldi biliyorsunuz. Hani bir arada hatırlayacaksınız yine 2020-21 yıllarında yani Süleyman Soylu Adalet Kalkınma Partisi içinde işte yok Erdoğan'ın veliahtı, en popüler isim falan diye öne çıkmıştı. Bu istenmiyor, bu istenmiyor. Yani bizim verdiğimiz talimatları gözü böyle başka yere kaymadan aynen yapacak isim. Şimdi burada yerel seçimler öne çıkıyor. Yani belki çok fazla fark etmiyoruz ama İçişleri Bakanlığı sadece Emniyet Müdürlüğü'nden oluşmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın işte nüfus işleri var vesaire var. Hep ayrılacağı söyleniyor ama hala ayrılmış değil. Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nden tutmayan yani pek çok işte adrese dayalı kayıt sistemleri falan hepsi İçişleri Bakanlığı'nın kontrolünde. Burada Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de icracı kuvvet olarak şey düşüyor. İcracı rol düşüyor, özür dilerim. Düşüyor. Dolayısıyla hani neredeyse Yüksek Seçim Kurulu kadar olmasa da ikincil önemi var. İçişleri Bakanlığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçimler için Erdoğan mutlaka almak istiyor. Yani o 11 büyük şehri Cumhuriyet Halk Partisi'nden almak istiyor. Ben bu böylelikle demiyorum yani polisi bir maşa olarak kullanacak falan. Ama bu ihtimal tabii şeyde var. Yani muhalefetin kafasında bir soru işareti olarak var. Yani bunu da görmek lazım. Şeylerin tabii gerek emniyet gerek askeriye bu ikisinde de daha nasıl diyelim daha az partizan daha muharip daha böyle hani polis gibi polisliğe yakın asker gibi askerliğe yakın isimler olmuş gibi düşünebiliriz. İkisinde de bir risk var. Şimdi birinde şey var hani Tolga Şardan T24'te yazıyor biliyorsunuz bence en iyi şeydir. Hani polis adliye uzmanlığı en iyi olan gazetecidir aramızda şu anda aktif olarak çalışan. Tolga Şardan'a göre menzil grubundan çok kişi gitmiş. Mesela tasfiye edilenler arasında geriye dönerek söylüyorum sadece Süleyman Soylu ekibi değil. Mesela bana bilgi veren bir kaynağımın ifadesiyle fazla MHP'li emniyet müdürleri falan da var. Yani hani isim olarak şey yapmayayım ama onlar da var. Yani hani Erdoğan bu seçimlerde diyor ki benim hani ordu kademesi, polis kademesi bir daha bir 15 Temmuz yaşamayalım. Ondan sonra gözü başka yere kaymadan ne diyorsak onu yapacak bir ekip. Gerek dış ve güvenlik politikasında gerek asayiş içişleri meselelerinde. Ha risk nedir? Risk işte yine hep aynı risktir. Yani bizim çocuklar ya bunlarla da kıblemiz aynı. İşte bunlar da dini bütün çocuklar filan deyince arkadaş oraya işte tarikatlar girmeye başlıyor. Cemaatler girmeye başlıyor. Yani
Siz şey yapıyorsunuz, ondan sonra bunlar da bizden diyorsunuz ama başka şey çıkıyor. Mesela yine Tolga Şardan'ın bir iddiası var. Diyor ki zamanında Fethullah Gülen örgütü başka cemaatler içine de elemanlar sızdırdı. Ki hani kendi başlarına bir şey gelirse onlar o cemaatler ya da o örgütler ya da o sivil toplum kuruluşları her neyse onların çatısı altında bunları yapsın diye. Spekülasyon mu bunlar? Tevatür mü? Olabilir ama konuşuluyor. Bunu da size aktarmak istedim. Demek ki emniyet ve askeriyedeki yeni atamaları birbirinden bağımsız düşünmemiz zor. Hepsi bir yere oturuyor. Biri kısa vadeli, biri uzun vadeli. Biri iç işlerine, asayiş meselelerine, biri dış ve güvenlik meselelerine bağlı olmak üzere. Şimdi bakalım bu yeni dönemde bunun uygulaması nasıl olacak? Dediğim gibi önümüzde bir seçim var kısa dönemli şeyler açısından. Uzun dönem açısından bir anayasa değişikliği süreci var. Dikkatli izleyeceğiz. Yani yeni açanlara son şeyi tekrarlayalım. 2. Ordu Komutanı Metin Gürak, Orgeneral, Genelkurmay Başkanı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay. 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da Atilla Gülen yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemil Kadıoğlu atandı. Ordunun üst kademesinde çok ciddi değişiklik anlamına geliyor. Bunlar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.